Herkese yeniden merhaba. Yine bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Yine 20 tane ürün toplandı. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak benim şu sıralar Edward'ı yıkamak için kullandığım bir sabundan bahsedeceğim. Bench markasının tamamen temiz içerikli Naturein kokos öğülü zayfesi Hindistan cevizi sabunu. Neredeyse hiçbir koku yok. Yani Hindistan cevizi kokusu bile neredeyse hiç almıyorsunuz. Saçta koku kalmıyor. Çok hafif bir köpürüyor. Yalnız inanılmaz yumuşak yapıyor bebeğin saçlarını. Göz yakmıyor. Vücudunu ve saçını aynı zamanda ikisini birden yıkayabiliyorsunuz. Soğuk pres ve el yapımı bir sabun. Ben bunu Ecoverde'nin sitesinden aldım. Çok uzun süre gidiyor. Sanırım bir 3 ay falan sadece bununla banyo yaptı ki Edward'ın her gün banyo yaptığı zamanlar da oluyor ya da 2 güne bir. Çünkü elleriyle yemek yiyor bazen kaşıkla ama işte değişebiliyor ya da dışarı kutsa soğuk olsa bile biz her gün en az bir kere dışarı çıkıyoruz. Karla oynuyor, toprakla oynuyor. O yüzden bayağı da bir kirlenebiliyor. O yüzden banyo yapmayı da çok sevdiği için çok sık kullanmama rağmen 3 ayda falan bitirdi. Belki daha bile uzun bir süre. Bayağı uzun zaman aldı yani. 3 ay sanırım. Çok severek kullandık. O yüzden bunu da paketini atmadım ki size gösterebileyim diye. Şimdi benim bitirdiğim şeyden bahsedeceğim. Bunu daha önce sanırım bir alışveriş videosunda göstermiştim. Avril markasının Intim Wash losyonu, jeli. Bio sertifikalı bu da. Bunu da Ecoverde'nin sitesinden almıştım. Fakat ben artık jinekoloğumun da tavsiyesiyle bu tarz şeyleri kullanmamaya başladım. Bu tarz ürünler artık hiç kullanmıyorum. O yüzden tekrardan aynısını almayacağım. Gelelim benim bitirdiğim bir şeye yine. Bu da ProBio Cosmetics markasının lip balmı. Renkli olanı bu. Şöyle toprak rengi. Bunu da ben çok severek kullandım. Hala biraz var. Şöyle elimin üstüne sürüp göstereyim. Gerçekten bayağı bir renk veriyor. Ruj gibi duruyor. Ama böyle çantaya atıp hemen kullanabileceğiniz, inanılmaz güzel kokan, böyle yayıldığında da yani şey çok kalıcı değil bu arada ama yemek yediğinizde falan şu kadar bir yine kalıyordu dağında. Tamamen çıkmıyor. Tamamen temiz içerikli Ecoverde'nin sitesinden aldım. ProBio Cosmetics makyaj videolarında belki görmüşsünüzdür. Orada ürünlerini de kullanmıştım daha önce. Yalnız Almanca kanalımda da kullanmış olabilirim. Diğer kanalıma da bakabilirsiniz eğer bu tarz ürünleri merak ediyorsanız. Temiz içerikli bakım ürünleri ya da kozmetik ürünlerini. Hem bu kanalımda hem de Almanca olan kanalımda videolar çekiyorum. Yalnız Almanca olan kanalımda daha çok makyaj videoları var. O tarz videoları daha fazla izlemek istiyorsanız orada daha fazla ürün gösteriyorum açıkçası Almanca kanalımda. Çünkü orada daha fazla izleniyor. Çünkü Almanca konuşulan ülkelerde genelde bu naturkozmetik, organik makyaj malzemeleri, bakım ürünleri daha bilinçli insanlar. Daha popüler de diyebiliriz. Daha medyada, daha günlük hayatta, daha raflarda daha çok var. Birçok marka var. O yüzden orada daha fazla makyaj içerikli videoda çekiyorum. Burada sadece daha fazla gösterdiğim ama çok uygulamıyorum genelde. Ama tabii bu videomda, bu şey Türkçe kanalımda da bu tarz videolarım var. Ama aşağı link şey kısmına, info box kısmına ben size diğer kanalın adını da bırakırım. Çoğu videoda zaten hiç konuşma yok. Arka fonda müzik var ve sadece makyaj yaptığım ürünleri gösteriyorum. Ya da bakım yapıyorum ve bakım yaptığım ürünleri gösteriyorum. Oradan da izleyebilirsiniz isterseniz yani. Bunu çok severek kullandım. Şu an evde 3 tane lip balmım var. O yüzden yenisini almayacağım. Şu an onları bitirme aşamasındayım. Bu arada hiçbirini, sadece bir tanesini kendim almışım. Geri kalanını işte ya Tino'dan birinden hediye geldiği için kullanıyorum. Yoksa artık evde bir şeyden 5000 çeşit olmasını istemediğim için bir şey bitmeden başka bir şey almıyorum. Şimdi gelelim yine benim bitirdiğim bir şeye. Alverde markasının, bu da Naturkozmetik markası, DM'in alt markası aynı zamanda. Yüz yıkama jeli. Bu şöyle bir şey. Jel formunda yıkadığınız zaman, su değdiği zaman süt formuna geçiyor. Ben bunu beğenmedim. Yüzün üstünde kalıyor, sanki hiçbir şekilde içine girmiyor ve temizlemiyor gibi
Makyaj falan zaten hiç adam gibi çıkartmıyor. Kullandım, bitirdim. Genelde ben bunu banyoya koydum. İşte banyoda yüzümde makyaj yokken banyoya giriyorum. Çıkarıp varsa da çıkarıp yağla çıkarıp girdiğim için hani geri kalan buharda iyice yüzüm işte gözeneklerim açıldıktan sonra şununla şöyle bir üstünden geçiyordum. Şu an onun içinde bir sabun kullanıyorum. O yüzden bu bitti. Bir daha da almayı düşünmüyorum. Ben pek memnun kalmadım ondan. Şimdi benim bitirdiğim bir şeyle tekrar devam ediyoruz. Lavera markasının, bu da temiz içerikli bir marka. DM'de satılıyor. Ve birçok başka yerde de satılıyor. Alüminyumsuz, temiz içerikli bir rolonu. Bunun ismi Invisible 24 Hour Deo Rolon. Şu gri kapaklı olanı. Üzerinde de böyle kıyafetler var. Sanırım buna çok benzeyen bir tane daha var. Bunun kokusu inanılmaz güzel. Gerçekten kıyafetlerde beyaz leke, beyaz iz oluşmuyor bununla. Bunu kullandığım zaman. Gerçi koruyor da bu arada güzel. Ama kışın yani kullandığım için çok çok hani hava 40 dereceyken 30 dereceyken nasıl olur, ne kadar korur bilmiyorum. Kış için sürekli bebeğin etrafında arkasında koşan bir anne için hani yine terliyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ya da ben günlük bazen spor da yapıyorum her gün olmasa da terlediğimde hiçbir sorun olmuyor. Terliyorsunuz. Bu arada temiz içerikli deodorantlarda olan bir şey. Ama hiçbir koku olmuyor. Ben zaten terlememeyi istemiyorum sağlıklı olmadığı için. Terliyim ama herhangi bir koku olmasını istiyorum. O da buna tamamen yardım ediyor diyebilirim. Sevdim, severek kullandım. Yalnız şu an Fairybox'tan bir tane şey gelmişti. Krem diyor. Alman bir markanın. Onu kullanıyorum. O bittikten sonra artık bakacağım ne alacağıma. Şimdi bitirdiğim bir fondötenden bahsedeceğiz. Probio Cosmetics'in yine temiz içerikli olan fondöteni. Bu mat ve tişli bir fondöten. Normalde benim seveceğim tarzı bir fondöten değil. Burada ağzım çok kurudu. Bir yandan da çay içeceğim. Benimkinin numarası 01. Bu 30 mililitre. Bayağı uzun süre gitti. Mat bitişi dediğim gibi ama ıslak bir süngerle yaparsanız eğer uygularsanız daha böyle semi mat oluyor diyebiliriz. Biraz daha o mat finişi kaldırabiliyorsunuz. Vegan bu arada. Hem de organik sertifikaları falan filan var. Probiome Cosmetics zaten markayı çok seviyorum. Birçok makyaj ürününü severek kullanıyorum. Bunu da EcoVerde'nin sitesinden aldım. Memnun kaldım. Temiz içerikli bir fondöten arıyorsanız cildiniz daha böyle bir karma yağlı gibi ise mat bitiş seviyorsanız daha çok öneririm. Benim cildim eskisi kadar kuru değil ama yine normalden kuruya yatkın. O yüzden ben şimdi bunun arasından tekrardan almayacağım. Daha fazla severek kullandığım bir BB krem var. Onu kullanıyorum şu sıralar. O yüzden zaten evdeki bir şey dediğim gibi bitene kadar yenisi gelmiyor artık. Şimdi eşimin Tino'nun bitirdiği bir şeyden bahsedeceğim. Bu da Lavera markasının erkekler için olan Men Sensitive duş jeli. Üçü bir arada. Bu da efsane bence, böyle kadın erkek olarak ayırmaları da ayrı güzel. Erkekler üçü bir arada hem yüz için hem saç için hem vücut için kullanıyorlar. Bizimki böyle 5 çeşit farklı, vücudun her yerine farklı şeyler. Bu arada bunu Tino beğenmiş, severek kullanmış. Ama şu an kullandığı şeyi daha çok sevdiğini söyledi. O bittiği zaman ondan da bahsederim. O Santemar, pardon. Hangi markanın? O şeyin, Alverde'nin, bu Lavera'nın da. Bunu da severek kullanmış. Natur kozmetik mühürü var. Vegan ve organik. Severek kullanmış dediğim gibi. Eğer erkek arkadaşınıza ya da erkek olan birine ya da kız arkadaşınıza bu tarz kokuları seven bir kız arkadaşınız varsa ona da hediye edebilirsiniz. Şahsen ben çok ayırmıyorum böyle şeylere. Bence çok güzel kokuyor. Bana direkt çocukluğumu ve babamın tıraş köpüğünü, tıraş losyonunu hatırlatıyor. Öyle kokuyor. Bence böyle kokular gayet herkes kullanabilir yani. Koku demişken benim bitirdiğim bir parfümden bahsedeceğim. Bulgari'nin bu klasik kadın parfümünü bitirdim. Bu benim çok uzun yıllardır sürekli gidip gelip aldığım, bir daha bittikçe yenisini aldım. En çok kullandığım ikinci parfüm. Bir diyorum bir parfüm var benim. Çok çok daha nerede bundan daha fazla sürekli gidip aldım. Bu da ikinci benim sürekli vazgeçemediğim ikinci parfüm. Zaten iki parfüm var toplam. Böyle gidip hep aldım ama bu
artık temiz içerikli ürünler yolculuğuna çıktığımdan beri artık her şeyi evimin her alanında, evde olsun, üzerimize giydiğimiz kıyafetler olsun, yediğimiz, içtiğimiz şeyler, kullandığımız bakım ürünleri, kozmetik ürünleri, şampuanlar, sabunlar, her şeyi bittiğinde yenilerini kesinlikle temiz içerikli aldığım için bu bir daha gelmeyecek. Yani parfüm benim en şey noktam, en zayıf noktam. Umarım uzun süre, hatta ömür boyu sadık kalabilirim bu sözüme, ama savaşacağım, öyle söyleyeyim. Bir de çay içeyim biraz. Yani savaşacağım. Ama bu çok... Ya benim lise zamanım falan geliyor aklıma. Bana bir de anılar da var. Sadece parfüm de değil. En yakın arkadaşım, dostum, kız kardeşim Ezgi. Ezgi de bunu bir ara kullanıyordu. Şu an başka bir şey kullanıyor. Hatta bizim ilk Almanca öğretmenimiz bile Christmas zamanı, Noel zamanı bunu kullanmıştı. Ve ilk ben öğretmenim de bu kokuyu almıştım ki o zaman 14 yaşında falanım. Çok da eski de bir parfüm. Çok fazla anısı da var. Kullandığım her dönemde aklıma geliyor. Ama artık elveda zamanı geldi. O yüzden bu da artık çöpe gidenler arasında. Tabii bu arada evde daha çok dolu şişe var. Hiç açılmamış olanlar var, temiz içerikli olmayan. Onlar bittikten sonra artık temiz içerikli parfümler konusuna girebileceğim. Ve o da bu arada Müller'de ben buldum. Önceden şey düşünüyordum, hani gidip koklayıp testlerine bakamadığım bir parfümü nasıl alabilirim? Alamam. Ve ben Viyana'da pek bir yerde görmemiştim. Hep internette görüyordum temiz içerikli parfümleri. Yalnız Müller'de öyle bir stand var. Bu birkaç sene sürer benim parfümlerimi bitirmem muhtemelen. Bittikten sonra ama oraya kesinlikle bakacağım. Bu arada benim yine bitirdiğim bir duş kreminden bahsedeceğim. Veleda markasını, eğer bu benimle ilgili izlediğiniz ilk video değilse kesin tanıyorsunuzdur artık. Ben çok seviyorum Veleda'yı. Bu bademli olan serisinin çok çok hafif bir badem kokulu duş kremi. Cildiniz kuruysa, banyodan hemen çıktıktan sonra da böyle kremlenmek falan istemiyorum. Hemen işim var. Bunu işte banyodan çıkıp gideceğim, üstümü giyip gitmem gerekiyor falan diye bir aceleniz de varsa bu tam yani. Çünkü bununla banyo yaptıktan sonra asla vücudunuzda kuru yerler kalmıyor. Böyle yumuşacık oluyor. Kremlenmenize gerek kalmıyor ve direkt yapış yapış olmadan bütün kıyafetlerinizi giyip çıkabiliyorsunuz evden. Tamamen temiz içerikli, çok severek kullandım. Her zaman elimin gideceği şeylerden biri. Yalnız sağ olsun Fairbox sürekli yeni duş jelleri gönderdiği için şey yapacağım. Yani onları bitmesini bekleyeceğim. Kendim bir şey alabilmek için. Tabii hiç söylenmeyeyim, Fairbox'a çok seviyorum bu arada. Şimdi gelelim benim favorilerime. Kokuları korkunç benim için. Çünkü ben portakal kokusunu aslında hiç sevmiyorum. Fakat etkileri o kadar güzel ki, yani şu an DM'de ya da benim daha ulaşabileceğim bir yerde satılıyor olsaydı. Mesela Ecoverde'nin sitesinde bunun aynısı yok. Yani portakallısı yok. Kuru saçlar için olanı yok. Alamıyorum. Bunun için işte bunun kendi sayfasına girip sipariş vermeniz falan gerekiyor. Uğraşmıyorum açıkçası. Çok daha yakınımda şampuanlar olduğu için. Yalnız saçlarım bozulur da hani bir şey, bir güzel bir şampuan, bir saç kremi arıyorum dersem bir gün yine bunlara gideceğim. Kesinlikle inanılmaz güzeller. Burada bütün ayrıntıları aşağı yazacağım. Kokuları dediğim gibi portakal falan, öyle narinciye kokularını seviyorsanız seversiniz. Benim için hiç, yani benim kokum olmamasına rağmen etkileri inanılmaz güzel. Saçlarınızı yumuşacık yapıyor. Sadece şampuan da öyle. Burada şampuan aynı zamanda vücut şampuanı. Sadece saçınız için de değil. Onları bitirdim. Edwards da bir şampuan bitirdi. Çok nadir oluyor bu. Attitude markasının bir şampuanı. Bu diğer sabunla birlikte, bu benim şeyleri bitenler için bir şeyim var. Bir poşetim var, büyük. Onun dibinde kalmış. Bu biteli bayağı oldu ama ben bunu daha yeni gösterebiliyorum size. Bu sanırım Edward'ın bitirdiği doğumdan beri ikinci şampuan belki. Ki ben bunu suyu köpürtmek için falan da kullandım bayağı yani. İçinde 355 mililitre var. Markası Attitude zaten. Markayı çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. İnanılmaz hafif, belki çok hafif bir armut kokusu var, o kadar. Çok az köpüren, göz yakmayan, tamamen temiz içerikli. Çocuklarınıza hiç korkmadan kullanabileceğiniz şampuanlar Kanada'da üretiliyor. Kanada'da
Kanada'nın içerikleri Avrupa Birliği'nin içeriklerinden bile daha iyi. Bazı şeyler burada yasak değilken Kanada'da yasak mesela. Bu arada geçen gün radyoda duydum. İngiltere'de de mikroplastik şey olmuş, yasaklanmış. Avusturya'da gelmedi böyle bir şey, böyle bir yasa. Avrupa Birliği'nde gelmediği için bize de gelmedi. Ama artık İngiltere'de yasaklandığı için yavaş yavaş buralara da geleceğini umut ediyorum. Dediğim gibi Kanada zaten çok daha ileride. Çok daha fazla şeyleri yasaklı orada. O yüzden çok severim. Kullanıyorum Kanada'da üretilen ürünleri. Şimdi gelelim benim bitirdiğim bir diş macununa. Velleda'nın Calendula Sun Kremi. Benim gibi mentollü ağzınızı yakan çok sert böyle diş macunlarını sevmiyorsanız buna bir bakın derim. Bu şey kokuyor. Söyleyeceğim şimdi. Rakı. Anason kokuyor. Anason kokan ama asla ağzınızı yakmayan, çok yumuşak, çok böyle temizleyen ama temizlediğini hissettiğiniz bir diş macunu. Elim sürekli buna gidecektir. Şu an Velleda'nın başka bir renkte olan, başka bir tarzda olan diş macununu kullanıyorum. Onu da seviyorum. Yalnız bunu sanırım Velleda'nın bütün serilerinin içinde en çok bu diş macununu beğendim. Tam bana göre yani. Ağzınız sizin de böyle çok ağır diş macunlarından yanıyorsa şuna bir bakın derim. Şimdi gelelim yine benim bitirdiğim bir şeye. Bu da Anne Marie Berlin markasının, ki bunun çok can bittiği için de nasıl okuyacak mısın? Aşağı ben zaten info box'a yazacağım bütün ayrıntılarını. Serumu B2 Pearls Anti Pollution and Sensitive Serum. Bunu ben çok uzun, sanırım 6 ay falan, 6 ay içinde bitti bu, ki ben sabah akşam neredeyse bunu kullandım. Her akşam olmasa da her sabah %100 ve bazen akşamları da kullandım cildim çok kuru olduğunda. İşte cildi dış etkenlerden koruyor. Nemlendiriyor. Ben çok severek kullandım. Anne Marie Berlin'in her ürünü tamamen temiz içerikli olmamakla birlikte bu tamamen temiz içerikli. Ben CodeCheck app'inden bakarak alıyorum her şeyi zaten biliyorsunuzdur. Çok severek kullandım ama şu an Fairbox yine sağ olsun başka bir serum gönderdiği için onu kullanıyorum. O da temiz içerikli. O da Naturkosmetik temiz içerikli. Doğal bakım ürünlerinden, markalarından biri. Onu da severek kullanıyorum. Bittikçe zaten size gösteriyorum. Şimdi artık geri kalanla, önce şu şeyi göstereyim. Çay. Bu Ahmad Tea London. Bunu ben Viyana'da yaşıyorum. Buradaki Türk marketlerinde bulabilirsiniz. Bunun tam olarak is kardamom tea. Kardamomun Türkçesini aşağı yazacağım bakıp çünkü bilmiyorum. Yalnız böyle Earl Grey tadında çaylar seviyorsanız, normal içtiğiniz çayın içine bir şeyleri karıştırmayı seviyorsanız, ben sürekli birkaç çayı karıştırıp içerim. İşte atıyorum içine bir tane karanfil atmaktan hoşlanıyorsanız ya da farklı aromalı çaylardan hoşlanıyorsanız, siyah çayla birlikte inanılmaz yakışan çok güzel bir çay. Türk marketlerinde var. Buradaki Türkiye'de de muhtemelen daha kolay bulabilirsiniz hatta büyük ihtimalle. Buna bir benim gibi siyah çay delisiyseniz bir bakın derim. Şimdi gelelim bulaşık makinesi için kullandığım temiz içerikli olan Ecover'ın klasik 70 tane tabs olan bir bulaşık makinesi deterjanına. Ben sürekli elimin gittiği, gidip gelip sürekli aldığım bir şey. Diğer tabii deterjanlara göre firma çok daha bilinçli bir firma. İçerikler çok daha temiz. Özellikle çocuklarınızın şeylerinde bulaşık makinesinde yıkıyorsanız daha dikkat etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum en azından. O yüzden öyle şeyler kullanıyorum. Onu da çok seviyorum. Gidip gelip her zaman aldığım bir marka. Bu arada Ecover demişken onunla ilgili başka bir şey daha bitirdim. Ecover'ın burada ben hala boğazım acıyor birazcık. O yüzden sürekli çay içiyorum. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur o görüntüden. Ecover markasının bir de yumuşatıcısını bitirdim. Sanırım bunlar artık benim bitirdiğim, evde bir tane iki tane daha var sanırım bunlardan. Sonları olacak. Yavaş yavaş ben yumuşatıcıyı da hayatımızdan çıkartmaya başlayacağım gibi görünüyor. Şimdi benim bitirdiğim başka bir şeyden bahsedelim. Yine Ecover markasının
Kraft-Schaumreiniger'i. Bu yağ çıkarıcı bir yerde. Böyle köpük formunda. Gerçekten de çıkarıyor yağ lekelerini. Tabii bir kimyasal bir çamaşır suyu ya da atıyorum. Öyle o kadar kolay değil. Biraz daha uğraşmanız gerekiyor ama bence temiz içerikli olması daha önemli. O yüzden sürekli gidip gelip aldığım elimin gittiği şeylerden biri. Tabii burada DM'de olması da almayı kolaylaştırıyor. Çok yakında çünkü. Her köşede olduğu için bir DM. Onun da şimdi Attitude markasının şeyini bitirdim. Geçiyor şu bölümü. Elde yıkamak için bulaşık deterjanı. Ben bunu sadece Edward için değil kendimiz için de kullanıyorum. Ve bunun içinde hiçbir parfüm, hiçbir koku yok. Fragrance free yani. Bunu çok sade kullandım. Dediğim gibi çok yağlı, çok kreşli yok ya da çok pis şeylerde biraz daha uğraşmanız gerekiyor ama çıkartmıyor, işe yaramıyor değil asla. Sadece o kimyasallar kadar böyle döktüğünüz anda her şeyi yok etmiyor yani. Ama bence her türlü çabaya değer. Son olarak da yine Attitude markasının bir mucizesinden bahsedeceğim. Bu Flatten and Fiona çamaşır leke çıkarıcı. Bunu böyle çamaşırın üzerine sıkıyorsunuz. Bebekler için olanı bu. Şu an bu bitmiş, bunu bulamıyorum yani. Şu an internette Eco Verde'nin sayfasında kalmamış, getirecekler daha, henüz yok. O yüzden normal yetişkinler için olanını aldım. Onu da artık Edward için de kullanıyorum. Fragrance free, bu da parfümsüz. Gerçekten Edward yemek kendi yediği için ya da dışarıda her şeyi yapmasına genel olarak tehlikeli olması dışında izin verdiğim için genelde günde 2-3 posta bir kıyafet değişiyor ve hepsini böyle spreyleyip falan koyuyorum bir kenara. Çünkü domates lekesinden tutun da ıspanaktan aklınıza gelebilecek nar lekesine, nar lekesini çıkarttı ya. Ben nardan hiç mutlu değildim. Yağ lekelerini de çıkarıyor aynı zamanda. Bu zeytinyağıdır, odur budur. Gerçekten bugüne kadar çıkartmadığı bir şey olmadı. Ve çok uzun süre gidiyor, çok sık kullanmama rağmen. Belki en az 6 ay. Yani 6 ay ben bunu, çünkü bir kere fıs yapıyorsunuz bitti yani. Bunu bir de 10 kere böyle üzerine bir şey dökmeniz gerekmiyor. Sadece Edward'ın kıyafetleri için kullandım. Bizde genelde leke olmuyor çünkü. Çok severek kullandım. Bu tarz bir şey arıyorsanız bunu kesinlikle tavsiye ederim. Çok konuştum. Ben birazcık boğazımı dinlendireceğim şimdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.